Arkadaşlar merhaba, bugün 17 Ocak 2024 Çarşamba günü Fransa'dayız. Cagnes-sur-Mer arkadaşlar, bu Fransa'nın biliyorsunuz sahil kasabası, sahil şehri çok bilinmez ama evet oluyor bazen öyle yarışlar burada da. Evet, şimdi güzel bir çalışma yaptık, Allah utandırmasın, tabii sizler de katkıda bulunmanız lazım. 15-11'de oradaki arkadaşlar ikinci koşuyla beraber bizim birinci koşumuz olarak yansımış buraya. Evet, 7'li prese saat 15-11'de maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Parter Christian Demuro. 5 numaralı Crystal of Time Maxim Guillaume. 7 numaralı May, Manon German ve 8 numaralı Favor. Favor'ı biz baz aldık ama tabii 4 numara da iyi sapkan. Küçük oynamak isteyen arkadaşlar için burada arkadaşlar 3 numara Parter net bir banko olarak görebilirsiniz açıkçası diyoruz 7'li plase için. Rakipler 5, 7 ve 8. İkinci koşu altılı gayenin ilk ayağındayız. Handikap 4 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada günün en kalabalık tutacağımı zaten öyle bir ayarlamışlar ki ikinci koşudan başlatmışlar ki altılı gayen buraya gelsin diye normal olarak. 2 numaralı Galisco Maxim Guillaume'la 3 numaralı Le Freinay Theo Bucklett. Yani şöyle söyleyeyim, Maxim Guillaume'un da en fazla kazanma ihtimali olduğu yarış bu yarış. Açıkça söylemek gerekirse Maxim Guillaume burada bu safkanla gelirse de şaşırmamak lazım. Galway yavrusu. Şimdi ben bunun, bu safkanın bu arada diğer bilgisayardan da chartına bakıyorum. Neden bu safkan banko atılmamış da buraya bir ton at yazılmış. Çok mu havuç acaba diye. Atı da çok iyi tanıyor. Şantili sentetiğinde kazanmış. 14 Kasım'da, 14 Aralık'ta 3. olmuş. Evet, bakıyorum. 3. oldu. Koşu çok önemli. Burada Cagnes-sur-Mer'e getirmişler atı. Evet, yarım boyla Track of Time ve Le Freinay. Evet, Track of Time ve Le Freinay'ın arkasından. Le Freinay geçmiş bunu. Ve 2. olmuş. O da boyunla geçmiş ama onu da söyleyeyim. Şurada zaten 34 gün ara yazıyor birisi. İkinci birisi, üçüncü olmuş şurada. Evet, 2 ve 3 ön planda. Burada zaten ilk iki atımız 2 ve 3. Bunlara rakip noktasında 1 numaralı Big Lock Clement Le Cavre, 5 numaralı Run Ahead Quarrel Pocket, 7 numaralı Madigan Anthony Crastus, evet, 11 numaralı El Maestro burada Ronan Thomas, 13 numaralı Gracian Bonanza, Gracian Demuro ve 15 numaralı Moore, Hugo Besnier. Evet, 2 ve 3 ön planda, 1, 5, 7, 11, 13, 15 arkadaşlar. Yani çok garantisi var mı derseniz, şimdi burada kapışmışlar. 1600 metre, yine aynı şekilde 1600 metre, aynı şartlar var. Yani değişen şartlarda da çok bir şey yok yani. O bakımdan bu şekilde geçelim burayı. Üçüncü koşuya geçelim şimdi. Altın ikinci handikap 4 kare İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 1 numaralı Capetanios Marina Brunelli ile Banco. Evet, bu safkını tanıyor Marina Brunelli. Bir güzel kazanmış daha evvelden de. Banco atacağız. Yani güvenceyiz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu grubun üstünde bu safka. Kaç yaşında? 4 yaşında. Bitti gitti. Dördüncü koşu şartlı 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2150 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 7 numaralı Paulus Argentus Anthony Crassus'la Banco. Evet, ikinci bankomuz arka arka geliyor. Bu safkan da bu grubun üstünde. Yalnız böyle şöyle bir problemimiz var burada. 570 günlük bir ara var. Eğer bu safkanı biz banko atmayız derseniz, bir alternatif bankomuz daha var bir sonraki koşuda. Derseniz eğer
O zaman buraya bir numara, mecburen iki numara kesinlikle yazılması lazım. Ve altı numara. Tabii ki ne olursa olsun dört numaranın da arkadaşlar yazılması gerekiyor. Eğer yazmak istiyorsanız tabii bunları. AGF oranları çıktıktan sonra biz de karar vereceğiz onu. Bu araya tek atalım mı yoksa gerçekten nasıl bir AGF çıkacak merak ediyoruz. Evet, beşinci kuş yoksa banko arkadaşlar. Yedi banko. Yedi kolay kolay. Yani iki sene yapacak şu iki senelik ara var. Ama grubun çok üstünde. Handikap 4 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 12 numaralı Prince Mario koşmaz. Evet. Alternatif bankoydu bu. Neyse bir tane daha alternatif bankomuz var. Yapacak bir şey yok şu anda. Bu iptal ediyoruz bu alternatif bankoyu. Üzerini çizeyim ben. Yani evvel geliyor arkadaşlar bize bu listeler. Biz de çalışıyoruz da. 9 numaralı Mallorca Ronan Thomas'ı 14 numaralı Edu Hardwin, 9 ve 14 numaralı safkanlar ilk atımız. 13 numaralı Advan Stefan Pasquier, 4 numaralı Double Effect Simon Plank ve son olarak 5 numaralı Crack City Fabrice Veron. Evet, ekürüler 13, 4 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Gelelim 6. kuşuya. Handikap 4 yukarı İngilizler 2000 metre. Sentetikliyiz. 12 tane safkan koşacak. Evet arkadaşlar burada yine çok ilginç arkadaşlar. Yine burada bir alternatif bankomuz vardı. 7 numara. Sir Walter. Koşmuyor. Bunun yerine 2 numaralı senarist istiyoruz arkadaşlar. Ama alternatif banko olur mu bilemem. Yani AGF oranına çıkacak bilmiyoruz. Burada 2 numara senarist. İlk atımız 9 numaralı Mirka Clement Recavre, 12 numaralı Manne Loretta Gallo ve 11 numaralı Martial Art Stefan Pasquier. Yalnız burada 2, 9, 12 ve 11'in yanına 4 numaralı Yortiz Mendizabal'ın bindiği Wild Sweetheart var. Ve 3 numaralı Hugo Boot'un bindiği Kingdom var. Şöyle söyleyeyim, Kingdom'ın binicisi Hugo Boot'inmiş. Bunlar değiştirmişler atları. Çok ilginç. O bakımdan bunları yazalım arkadaşlar. Yani bu 3 ve 4'ü de buraya yazabiliyorsak yazalım diyoruz. Son ayağa geçtik. Şimdi 7. kuş handikap 4 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada ilk atımız 3 numaralı Recording Angel Stefan Pasquier'le. Burada Deville'de, Sentetik'te 3.lüğü var. Mikel Barzon da binmiş. Alexis Pushin daha sonra binmiş. Bu Agri'ye biniyor. 7 numaralı Kadiak, Christoph Samillon'la 2 numaralı Agri, Alexis Pushin'le. Burası 7-3-7-2. Fakat burada arkadaşlar 10 numaralı Bursart, 12 numaralı Rio de Flandre ve 13 numaralı Sogold. Yani 10, 12 ve 13 numaralı safkanlara da bir bakın. Yani bakın tekrar %5-6 AGF ve üstüyse bu safkanların da yazılması lazım. Flexibility 11 numara. 10-11-12-13 diyelim de aklımıza kalsın. 10-11-12-13 şöyle. Şu 4 tane atın da arkadaşlar güzel atraksiyonlar var. Özellikle Christian de bunun Bursart 10 numara Bursart. Chart'ına ben şimdi bakıyorum onun da. Evet. Marsilya Borelli. Üçüncülüğü var. Yortiz Mendizabal'la. Evet arkadaşlar yapar yani sürpriz yapma ihtimalleri var bunların da. 18 numaraya da bakalım. Perinçer bu ayakta birçok kişi yatacak yani maalesef. Perinçer Apprenti 3 kilo indirim var. Normalde 55,5 kilo olması lazım. Evet, Deville'de burada da bu atın tecrübesi var fakat hiçbir şey yapamamış. Yani 8. olmuş 10 at içerisinde. Perinçer çok iyi tanıyor attı. Son 12 Eylül'de Lyon'da bir 4.lüğü var. Yalnız Deville'de Ağustos ayında sentetikte bir 2.lüğü var yine Perinçer'le. İstiyorsanız 18'in de notunu alın arkadaşlar. Yani bunlar hep para bunlar yani. Belli anda deli para. Evet.
Böylece bugünkü yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. 3, 7, 2 dedik. 10, 11, 12, 13 ve 18 mi dedik? Neydi o? 18 evet. Stalling is çalınmış öpücük. Katın ismi. San Isidro yayında, Gravel yayında, Şanlıurfa yayında, İstanbul ve Gavsim için premium stadyumluk gerekiyor arkadaşlar. Evet, Kagnes Sürmer'le ilgili videomuzun sonundayız. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.